Hani üniversite yıllarının bol kahveli, sigaralı, uykusuz geceleri olurdu. Yıl boyu yan gelip yatanların tek bir marifeti vardı. Son haftaya, hatta son güne bıraktıkları sınava hazırlık dönemini hasarsız atlatabilmek. İşte uykusuz geçen gecelerin sorumlusu olan adamı bulduk. William Farish. William Farish ile tanışalım. Cambridge Üniversitesi'nde özel ders veren bir kimyager olan William Farish, 1792 yılında ortaya bir fikir attı. Öğrencilere not verelim. İşte öğrencilerin not ile imtihanı böyle başladı. Ardından da sınavlar. Hepimizin muzdarip olduğu öğretim hayatımız boyunca bizleri not sistemine tabi tutan kimyager William Farish, dönemin en zeki ve kültürlü öğretmenlerinden biriydi. Ayrıca Virginia Üniversitesi'nin de kurucusuydu. Kimya dersi öğretmenliği yaptığı dönemde eğitim sistemindeki dağınık ve tutarsız işleyiş canını sıkmaya başlamıştı. O zamanlar öğretmenin ismine göre iş bulunuyordu. Not sisteminden önceki düzene göre bir öğrenci mezun olduğunda işvereni ispat olarak gösterdiği kanıt not ortalaması ya da eğitim gördüğü okul değil, ders aldığı öğretmenin ismi oluyordu. O dönemde eğitim sektörü endüstri devriminin etkisiyle parça başı iş mantığına dayanıyordu. Öğretmenler sabit maaş yerine öğrenci sayılarına göre para alıyorlardı. Ne kadar öğrenci, o kadar para. Not sistemi aslında olmayan bir sistem değildi. Sadece eğitim alanında uygulanması bir ilk olacaktı. İlk başta endüstri sektöründe kullanılan not dalgası eğitim sektörüne de sıçramış oldu. Böylece eğitim hayatındaki ilk not sistemi başlamış oldu. Birçok öğrenciye ders vermeye başlayan kimyager Farish, öğrencilerinin performansına not vermeye karar veriyor. Böylece hafızasından çok kağıt kullanmaya başlıyor. Artık bir öğrencinin dersi anlayıp anlayamadığı için onunla muhatap olması gerekmiyordu. Not sistemi sayesinde her öğrencisini kolayca takip edebiliyordu. Deyim yerindeyse William Farish paraya para demedi. Mümkün olan en fazla sayıda öğrenciyle çalışarak daha çok para kazanmanın peşinde olan kimyager, tanımadığı, okuyan, okumayan öğrencilerle de çalışmaya başlayınca paraya para demedi. Bazı kaynaklara göre de William Farish'in yazılı sınavında ilk temsilcisi olduğu öne sürülüyor.